Pepe, Şila ve Bebe ile birlikte Pepe boyama yapıyoruz. Bakın ne kadar güzel 4 tane boyama sayfamız var. Rengarenk kalemlerimiz var. Bu boyama kağıtlarımız Pepe, Loli Boni sihirli çantadan çıktı. Boyayalım mı birlikte? Evet, rengarenk boyayalım. Acaba hangi resmi seçsek? Burada Pepe ve Şila birlikte dondurma yiyorlar ve kumdan kale yapmışlar. Bu resimde ise kedileri besliyorlar. Burada ise Pepe ve Bebe var. Çok şirinler. Pepe kral olmuş. Burada Pepe deniz altına inmiş ve balıklarla şahane bir yüzme yapıyor. Ben sizler için bunu seçiyorum çünkü güneşli havaları çok seviyorum. Üstelik dondurma yemeği de hepimiz çok severiz, öyle değil mi? O yüzden bunu boyamak istiyorum. Rengarenk kalemlerimiz de var. Mesela bulutlardan başlayalım. Bulutları mavi yapalım. Ben keçeli kalem kullanacağım. Siz de dilerseniz kuru kalem kullanabilirsiniz ya da pastel boya kullanabilirsiniz. Sulu boya da olur ayrıca. Yeter ki boya olsun, rengarenk olsun. Siz de böyle çizgileri taşırmadan boyamaya çalışıyorsunuz, öyle değil mi? Birazcık zor bir şey biliyorum. Ama azıcık dikkat ettiğimizde çizgileri taşırmadan güzelce boyayabiliriz. İki tane bulut boyadık. Üçüncüsünü de boyayalım. Çok güzel oldu. Şimdi güneşimizi boyayalım mı? Onu da sarı yapalım. Boyamak çok eğlenceli. Böyle güneşin bu çizgilerinden başlamak istedim. Şimdi ortasını boyayalım. Çok güzel oldu. Renklendiği zaman bir harika göründü resim. Pepe'nin saçları ne renkti? Siyah da öyle değil mi? Hangi renk kullansak acaba? Siyahımız yok. Kırmızıya boyayalım mı? Değişik görünür. Hem her şeyi istediğimiz renge boyayabiliriz. İlla bulutu mavi, güneşi sarı yapmak zorunda değiliz. Bu bizim hayal gücümüze kalmış bir şey. O yüzden Pepe'nin saçı bu defalık kırmızı olsun. Şapkasını da takmamış. Kalemimizin ucu birazcık kalın olduğu için böyle taşmış olabilir birazcık.
Çok güzel oldu. Dondurmayı ne renk yapalım? Pembe yapalım mı? Çilekli bir dondurma olsun. Çok şahane oldu. Ve şöyle mavi de yapalım. Külahını da sarı yapalım. Çok şirin. Pepe kolluk takmış. Deniz için bu gerekli. Onları da boyayalım. Şöyle belirginleştirelim. Şortu da yeşil olsun. Sizler resim yapmayı ve boyamayı seviyor musunuz? Ben çok severim. Terlikleri de kırmızı olsun. Çok şahane oldu. Hadi Şila'ya geçelim. Şila'nın tokasından başlayalım. Tokası pembeydi. Çiçeğini ise renkli yapalım. Bence Şila bu sefer sarışın olsun. Yine tokasını boyayalım. Ay çok tatlı oldu. Sarı da gidiyormuş Şila'ya. Şila'nın da moyası kırmızı olsun. Ve terlikleri yeşil. Burada çok şahane bir kova var. Mesela o mavi olabilir, öyle değil mi? Kovamız da çok şahane oldu. Ah, küreyi unutmayalım. Küreğimiz de mavi olsun. Kovamızla uyumlu olsun. Mesela bu kumdan kaleleri, hepsini sarı yapalım. Vazgeçtim. Değişik renklerde olsun. Renkli kumlar olsun. Düşünsenize, deniz kenarında rengarenk kumlar olsa herhalde oradan hiç gitmek istemezdik. Aynı kinetik kum gibi. Renkli olabilirmiş.
Ama hayal gücümüzde sınır yok. Deniz kenarındaki kumları renkli hayal edebiliriz. Ve öyle çizebiliriz. Boyadığımız resmi beğendiniz mi? Beğenmediğiniz yerler oldu mu? Bana söylerseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı sakın unutmayın. Videolarımızı paylaşın, olur mu? Görüşmek üzere.